E peki adı ne bu kızın şimdi? Hangi kızın? Beyefendi aşık olmuş ya. Oo. Adı Pelin Baba. Görmen lazım, öyle güzel bir kız ki. Yani melek gibi. Böyle altın sarısı saçları var. Mavi gözler. Böyle burnu biraz hafif kalkık. Baba görmen lazım, çok güzel. Oğlum sen ne yapıyorsun? Saçmalama, delirdin mi sen ya? Senin yaşın ne, başın ne, ne aşkı? Baba, bence aşk yaşta değil, başta olur. Aldın mı cevabını? Aldım, aldım. Benim oğlum olduğunu unutuyorum işte böyle. Ne yapacağım peki? Var mı planın? Şiir yazmayı düşünüyorum aslında. Yok ya, onu öyle yap. Dur, dur. İyi düşünmemiz lazım ya. Madem başımız belalı, iyi düşünelim. Ya, özel konuşacaksınız, ben gidebilirim. Yok. Hayatım. Şimdi bir dakika, dur, dur, dur. Tamam. Dersimiz aşk, değil mi? Evet. Konu. Kızları kendimize nasıl aşık ederiz? Madde bir. Bir kızı kendine aşık etmenin en kestirme yolu ona pislik gibi davranmaktır. Hı? Ne? Nasıl yani? Şöyle. Şiir yazmayı falan hemen unutuyorsun. Araya arkadaş sokayım birisi falan. Sakın deneme böyle şeyler. Siz şimdi mesela aynı sınıftasınız ya. Sınıfta karşılaş... Yok. Biz aynı sınıfta değiliz ki. Ha, değil misiniz? Değiliz. Tamam, ama tanışıyorsunuz değil mi? Yok. Oğlum, yaşadığından haberi var mı bu kızın? Baba, çok kötüsün. Tamam, o zaman diyelim ki bir mucize oldu ve siz aynı ortama düştünüz. Tamam mı? Karşına geçecek ya kız. Ne konuşursa konuşsun, sakın dinleme, tamam mı? Habire lafını kestir. Ne bileyim, olmadı git saçını falan çek. Niye biliyor musun? Kızlar serseri erkeklerden hoşlanırlar. Anladın mı? Şiir yazan erkeklerle kızlar yalnızca arkadaş olurlar. Geyik muhabbeti yaparlar. Sen onu okudun mu? Ben ona evet, o çok romantik. Bir şey olmaz. Anladın mı? Baba, sen bana ne demeye çalışıyorsun? Ben daha 8 yaşındaki bir çocuğum. Ya bu aşk acısı denilen şey nasıl bir şeymiş ya? Ya aşk dediğin aslında nedir biliyor musun? Nedir? Ağzının ortasına bir tane yumruk yersin. Kan tükürürsün. Sonra bir tane daha yersin. Yine kan tükürürsün. Canın yanar, söyleyemezsin. Söylesen anlatamazsın. Anlatsan anlamazlar. Sadece çeken bilir yani. Üstelik de en kötü tarafı ne biliyor musun? Ne? Bu bir insanın başına gelebilecek en güzel şeydir. Ağzın, burnun, her yerin helva oldu. Gerçekten aşık olmuşsun sen. Necdet, ne haber? Nasılsın Sadrettin? Zafer Bey seninle özel olarak konuşmak istiyor. O yüzden rahatsız ettim. Ne konuşacakmış benimle Zafer Bey? Geçen gün sizin mekanda konuştuğumuz mesele. Babam o konuda söyleyeceğini söyledi Necdet. Bahri Bey'in ne dediğini biliyoruz. Zafer Bey'in merak ettiği senin ne diyeceğin. İyi, tamam, bakarız. Bir bakarız dedi ama bilmiyorum gelir mi? Gelecek. Canan Hanım. Geldik biz. Tamam. Zor oluyor mu? Ne? Sinan'dan ayrılmak.
Canlı canlı kalbimi sökseler daha iyi. Sinan. Oğlum. Hadi babacığım. Hadi kalk. Geldik. Hadi oğlum geldik. Sen gelmiyor musun? Bundan sonrasını ayrı ayrı devam edeceğiz. Tamam babacığım. Tamam. İnandın mı? Neredesin yavrum? Ölüyorduk korkudan. Ya geldim işte. Neredeymiş? İç takılmış işte. Hadi içeri girelim. Aç mısın bir tane? Baba. Hı? Bir daha ne zaman görüşeceğiz? Sen ne zaman istersen olur. Seni çok seviyorum. Ben seni daha çok seviyorum. Hadi al çantanı. Bir türlü anlayamayacaksın değil mi? Ne yaparsan yap koparamayacaksın bizi. Anla artık. Sen de şunu anla. Kızımı mahvettin. Hı. Torunum buna mahvetmene izin veremem. Bedeli ne olursa olsun. Kızını ben mahvetmedim. Sen mahvettin. Beni de yalnızca günah keçisi olarak kullandın değil mi? Ama bunu ikimiz de biliyoruz. Değil mi? Kulaksız niye gelmiş? Ne bileyim, oğlu mu kayıpmış falanmış filanmış işte, anlatıyor bir şeyler. Sendin değil mi? Adama bir şey yap. Ne diyorsun sen be? Gömleğindeki kan izleri, o stresli hallerin falan. Saadet'im, ben senin karınım. Belki kimse anlamaz ama ben anlarım seni. Bana bak. Şu oburduğunu her şeye sokarsan... ...bir gün kesme çoluğuna kalırım, anladın mı beni? Duydun mu beni? Duydun mu? Güzel. Ağzından tek bir kelime çıkarsa kendini sokakta bulursun. Ona göre. Seni bıraksaydık önce. Ayrılıyormuşuz gibi konuştun. Genelde böyle geceler bana gelip bir kahve içmek ister misin şeklinde son bulur ya. O film nerede olur? Yarınki iş görüşmende başarılar. Teşekkür ederim. Ayşegül, sana bir şey söyleyeceğim ama sakın korkma, tamam mı? Gel ben. Ne? Şu herif var ya, sahillendirdir bizi, takip ediyor. Yürü bana, gel. Hiç bana ne ya? Gel, 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 gel. Biraz korkuyorum. Şu gibi yapmayacağız değil mi? Bence oradaki gibi yatabiliriz.
çantamda biber gazı var.